NATO Liderler Zirvesi 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirve kapsamında kritik temaslarda bulunacak. İttifakın gündemi yoğun. Öne çıkan konularsa İsveç'in NATO üyeliği ve Ukrayna Savaşı. Peki beklentiler ne? Cevapları özel dosya haberimizde. Putin NATO'nun kapısını kapatmak istemişti. Ama bugün tüm dünyaya gösterdiğimiz gibi Putin bu konuda başarısız oldu. Ukrayna Savaşı ile birlikte 5. kez genişleyen NATO, yeni üyesi Finlandiya'nın katılımıyla ilk kez zirve yapıyor. 31 NATO müttefikinin liderleri 11-12 Temmuz'da bir araya geliyor. Zirvenin adresi Litvanya'nın başkenti Vilnius. Siyasi analistlere göre zirve 2023 yazının en önemli toplantısı olacak. NATO liderleri son olarak Haziran 2022'de Madrid'deki zirvede bir araya gelmişti. O zirveden hemen önce üyelik için NATO'nun kapısını çalan İsveç ve Finlandiya Türkiye ile birlikte masaya oturdu ve üçlü mutabakata imza attı. Bu kapsamda da özellikle terörle mücadele bağlamında önemli taahhütler verdiler. Ancak o taahhütleri tam olarak yerine getirmeyen Stockholm yönetimi Finlandiya ile birlikte çıktığı yolda yalnız kaldı. Aslında İsveç'in hedefi Vilnius zirvesinden önce üyelik sürecini tamamlamaktı. Ancak halen bekleme odasında. Çünkü terör örgütü PKK-YPG'nin ülkede gerçekleştirdiği Türkiye karşıtı eylemler ve Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına göz yumulması planı sekteye uğrattı. Ne Türkiye ne de Macaristan'dan İsveç'in üyeliğine onay çıkmadı. Ne bizi, ne Türkiye'yi, ne de Türk milletini tanımadıkları aşikardır. Buradan kendilerine ince eleyip sık dokumalarını, ev ödevlerini daha iyi yapmalarını tavsiye ediyorum. Itt az MLV szószékéről mondja el, megvárom még felérkezik képviselő. Parlamentodaki oylamayı sonbahara erteleyen Budapest yönetimi Türkiye ile birlikte hareket etmekten yana. Washington ise İsveç'in üyeliği için ne kadar erken o kadar iyi diyor. Ankara ile yakın teması sürdürerek süreci ilerletmek istiyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de aynı görüşte. Şimdi İsveç'in de ittifaka katılma zamanı geldi. Sürecin gecikmesi PKK ve Rus lider Putin tarafından memnuniyetle karşılanacaktır. Türkiye'nin kırmızı çizgileri net. PKK-YPG ve FETÖ'cü teröristlerin iade edilmesi, örgütün ülkede yürüttüğü faaliyetlere göz yumulmaması, İslamofobik eylemlere müsamaha gösterilmemesi gerek. Hem İsveç'in NATO üyelik süreci hem de Ukrayna Savaşı'nda oynadığı kritik rol nedeniyle gözlerin çevrildiği ülkelerden biri de Türkiye olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim sürecinin ardından ilk kez uluslararası bir zirveye katılacak. Yoğun diplomasi trafiği pazartesi günü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le yapacağı görüşmeyle başlayacak. Erdoğan zirve kapsamında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'te de bir araya gelecek. Ve iki lider Mart 2022'den bu yana ilk kez yüz yüze görüşecek. Ankara-Atina hattındaki ilişkilerde Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından yeni bir sayfa açıldı. Mitsotakis uzun zamandır Erdoğan'la görüşmek istediğini dile getiriyordu. İki liderin masasında çözüme kavuşmayı bekleyen çok sayıda konu var. Yunanistan'ın uluslararası hukuka aykırı şekilde silahlandırdığı Ege Adaları, Türk karasularına doğru ittiği göçmenler ve Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimler bunlar arasında. Liderlerin gündemindeki en önemli başlıklardan biri de Ukrayna olacak. Zira Kiev yönetiminin beklentisi Vilnius'ta ittifaka üyelik davetini almak. 2019'da NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti sözleriyle tartışma yaratan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle birlikte NATO'nun elektroşokla uyandığını söyledi. Savaşla birlikte değişen jeopolitik denklem, Finlandiya'nın da üyeliğiyle birlikte NATO ve Rusya arasındaki sınırı 1200 kilometreden 2500 kilometreye çıkardı. Üstelik savaş Ukrayna'nın hem NATO'ya hem de Avrupa Birliği'ne katılma isteğini daha da artırdı. Kiev yönetimi savaş devam ettiği sürece NATO üyeliği hedefinin gerçekleşmeyeceğinin farkında. Ancak tam üyeliğe giden yolun kapılarını şimdiden aralamak istiyor. Bu kapsamda atılacak önemli adımlardan biri de NATO-Ukrayna Savunma Konseyi. Konseyde Ukrayna NATO müttefikleriyle eşit düzeyde olacak. Zirve kapsamında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenski'nin de katılımıyla konseyin ilk toplantısının gerçekleşmesi bekleniyor.
İttifakın Ukrayna'ya yönelik silah ve mühimmat yardımları liderlerin görüşeceği kritik konulardan. Kiev yönetimi uzun süredir ABD yapımı F-16 savaş uçaklarını talep ediyor. Washington yönetimi Mayıs ayında Batılı müttefiklerinin savaş uçaklarını Ukrayna'ya vermesine müsaade edeceğini duyurdu. Bu konuda adım atılıp atılmayacağı merak konusu. Liderlerin gündemi bunlarla sınırlı değil. NATO'nun doğu kanadının güçlendirilmesi önemli başlıklardan biri. Çünkü savaş, ittifak için yeni güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi. Rus saldırganlığına karşı savunma yeteneğini ve hazırlığını artırmak için güncellenmiş ve daha ayrıntılı savunma planlarının onaylanması bekleniyor. Tam da bu sebeple ittifakı üye ülkelerin askeri harcamaları da detaylıca ele alınacak. Yanıt bulmayı bekleyen bir soru daha var. O da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in yerini kimin alacağı. Ukrayna'da patlak veren savaşın ardından ittifaka üye ülkeler yeni bir lider üzerinde anlaşmaya çalışmak yerine Stoltenberg'le yola devam etmeyi seçti. Görev süresi 4. kez uzatıldı. Stoltenberg bir yıl daha koltuğunda kalacak. Vilnius'ta Stoltenberg'in alefinin kim olabileceğine dair istişareler devam edecek. Kısacası eski bir Sovyet kenti olan Vilnius'ta gerçekleşecek zirvede ittifakın daha güçlü, caydırıcı ve birlik içinde olması için önemli kararlara imza atılacak.